Evet, kıymetli Kur'an dostları, Kur'an aşıkları, yarışmaların en güzelinin son bölümüyle tekrar efendim şanlı Urfa'mızdan, Kanal Urfa'mızdan efendim tekrar evlerinize misafiriz. Son iki yarışmacımızı inşallah dinleyeceğiz. Şimdi inşallah Bünyamin Hocam. Evet, son iki yarışmacımızdan bir önceki İsa Akkuzu. Kardeşimizi dinliyoruz inşallah. Söz Kur'an'ımızın diyoruz. Buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا وما للظالمين من أنصار ربنا ينادي للإيمان
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Evet, yüreğine sağlık İsa Akkuzu Bey kardeşim, maşallah. Cenab-ı Hak Kur'an'ımızı daha da güzel okumayı nasip etsin inşallah diyoruz. Son yarışmacımız, bu gecenin son yarışmacısı Muhammed Sizcan. Muhammed Sizcan kardeşimiz de Van'ı temsilen buraya geliyor değil mi? Evet. Efendim, Van, Suruç, Viranşehir, Urfa, Şanlıurfa maşallah. Kahramanmaraş. Adıyaman'ımız bu gece yok mu? Yok. Evet. Mehmet Çelik, evet, hafızlık sınavından dolayı izin. Adıyaman'ımız vardı efendim. Buradan hepsine selam ediyoruz inşallah. Tüm ismini saymış olduğumuz şehirlerimize. Elhamdülillah. Muhammed siz canımızı dinliyoruz. Buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري ويدخلكم جنات تجري تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا
Nurun yes'a beyne eydin ve bi eymanihim yekuluna Rabbena etmin lana nurana ve gfir lana. İnneke alâ kulli şeyin kadir. Ya الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط خانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا
فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ صدق الله العظيم. أحسنت وأبدعت ونقول ما شاء الله وتبارك الله. Efendim Muhammed Sizcan kardeşimize, onun şahsında tüm Van halkımıza teşekkür ediyoruz. Hakikaten de maşallah bizlere Tahrim suresinin son sahifesini okudular. Şimdi inşallah ben hocalarımdan şu not kağıtlarını alacağım. Bu arada kıymetli Bünyamin hocamı da inşallah efendim makamı Mahmud'a mı artık davet ederiz? Makamı kıraate mi diyelim? İnşallah. Biz inşallah efendim toplama işini yaparken kıymetli Bünyamin hocamız bize güzel Kur'an'ımızdan bir aşır takdim edecekler. Hocamın tilavetinden sonra inşallah kesin efendim bugün hangi kardeşlerimizi uğurlayacağız onun kararını vereceğiz. Hocam buraya kadar böyle genelini yani katılan bu 10 kardeşimizin yani şöyle bir değerlendirme yaparsanız 100 üzerinden nasıl tahmin edin? Yaptım bir değerlendirme. Yok, notu başta verdim aslında ama. Hocam bizi geçmişlerdir. Daha ne diyorsun? Yani, şöyle diyorum yani onlara neyi tavsiye edersin kısa olarak? Yani eksikleri şu 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 fazlaları şu da. Tabii. Yani, hocam sesleri aşırıcı huruf. Sesle ilgili şunu söyleyeyim. Ben profesyonel anlamda. Ses cihetinden sıkıntısı yok. Evet. Hocamızla evet. Biraz şey yaptık. Sonra ses ciheti de o çok şey değil. Ses herkes doluyor da. Bir arabaya ne kadar gaz lazımsa o kadar da fren lazım. Yani birisi evet. Gitmeyi bildiği kadar durmayı da bilemezse, yani kontrolünü sağlayamazsa, evet. Kontrolsüz güç değildir. Güç değil, evet. Kontrolsüz ses de ses değildir. İstediğiniz kadar bağırırsınız. Hocam tavır şöyle geçti, ben kendimi anlatayım mı? Evet. Bu iş mutlaka ilk başta bu işi güzel okuyanları dinleyerek edinilen bir şey. Evet. Arkasından onu da görüyoruz burada zaten. Evet. Evet. Ve eğitim mutlaka gerekiyor. Ben 8 yaşında başlamıştım okumaya. Kulakları çınlasın. Hafız Mustafa Kont hocamız bize Kur'an-ı Kerim'de makam seyrini öğretti. Bir ilahi okutur. Uşşak makamında bir ilahi okutur. Evet Uşşak besmeleyi çek bakayım. Oradan şuraya şeye bir geç bakayım diye bize bunu öğretti ve biz bir de şu var, yaz kış demedik, o hocamız da yaz kış demedi. Herhangi bir bedel de talep etmeden kışın bir küçük camide sobayı da kendi yakarak bizi etrafında toplar. Cumartesi, pazar bu işlerle uğraşırdı. Evet. İş böyle başlıyor, güzel okuyanları dinleyerek. Hatta güzel okuyanları taklit ederek başlıyor. Evet. Ama bu taklit, bu güzel okuyanları dinleme işi kendi tavrını oluşturma için bir basamak diye düşünüyorum. Ben İlhan Tok hocamı babamın tavsiyesiyle, rahmetli babamın tavsiyesiyle çok dinledim. Evet. İsmail Biçer hocamı hakeza. Abdus Samet'i gece gündüz dinledim. Evet. Yani Minşevi çok dinledim. El-Husari diye bir şey vardı. Halil-Husari. Halil-Husari. Hatta ben onu o kadar etkilenmişim ki bizim yine bir rahmetli hocamız vardı. Bağırdı bana maşallah El-Husari diye bağırdı ve onu andırmışım. Sonradan sonraya yavaş yavaş bir okurken şunu söylüyorlar ki ben ondan mutlu oluyorum zaman zaman. İyi diyorum bir şey sağlamışız. Yani şunu da hissediyoruz okuduğunda. Zaman zaman Biçer'i de duyuyoruz okuduğunda. Abdus Samet'ten de bir şey geliveriyor kulağımıza. Evet. Ama hiçbirinin aynısı değil. Tabii. İşte ben buradaki genç kardeşlerime onu tavsiye ediyorum. Güzel okuyanları mutlaka ve mutlaka dinlesinler ama bir şeyin birebir taklidini yapmak için uğraşmasınlar. Bir Abdus Samet olmaya uğraşmasınlar. Abdus Samet olundu. Evet. Ve daha üstüne kimse çıkamaz. Taklit edenler ne taklit ettiklerinin aynısı olabilirler
ne de kendileri gibi kalabilirler. Evet. O nedenle eğitim şart, ama bir de şu var, ilim irfan birdir ama kabiliyet muhtelif demiş birisi. Evet. Bu delikanlılarımız da hakikaten seçile seçile gelmişler ve ona da düştü galiba, elemede oluyor. Evet, şu anda 11 kişi, 10 kişi bu var 10 bugün. Bu 10 delikanlımızın, sizin de yarışmanın başında birinci, ikinci şey yaparken çok ufak nüanslarla, artık zelle tabi edilen belki şeylerle birbirinden ayırabildiğimiz derecede güzel okuyorlar. Benim acizane bir abileri, büyükleri olarak tavsiyem, güzel okuyanları mutlaka kulaklarından eksik etmesinler. Bunun tecvid diye bir ilmi var. Hurufat diye bir ilmi var. Evet. Mahreci huruf evet. diye bir şey var. Hocam. Evet. Onun öncesinde hocam tecvid tarif evet. olabilir. O olmadan. Her eline kulağına atan kari olamaz. Evet. Evet, tabii onu diyeceğim. İşte işin ilim irfan kısmı, ilim kısmı budur. Tecvidini, evet. mahreci hurufunu, evet. talimini hepsini evet. öncelikle bir tamamlayacak. Ondan sonra kabiliyetleri devreye girip o kendi okuyuşlarını oluşturacaklar. Oluşturacaklar ama ses de çok çok, çok önemli. Sesi kullanmak. Sesi evet, kullanmak kıymetli Mahmut hocam çok teşekkür ettik. Allah'ım razı olsun. Ben burada olmaktan bir kere çok mutluyum. Şeref buldum her şeyden önce. Eksik olma. Biz de benim çok kıymetli kardeşim, arkadaşım, yıllardır dostum, hemşehrim Mustafa hocamla burada şu kıymetli grubun içerisinde, şu jürinin içerisinde olmaktan, bu değerli kardeşlerimizi dinliyor olmaktan, Şanlıurfa'nın huzurunda canlı yayında bulunmaktan da hocam dünyanın huzurunda yani şu anda muhtelif ülkelerde dinleniyor. Şanlıurfa'dan açılan yelpazede dünyanın huzurunda olmaktan, onların huzurunda heyecan duyarak İbrahim Halilullah'ın makamında, beldesinde Kur'an okumaktan mutlu, bahtiyar, mesudum. Allah razı olsun. Evet, şimdi kıymetli Bünyamin hocamın aşırını dinliyoruz inşallah. Hocamdan sonra da efendim bakalım bugün hangi kardeşlerimizi istemeyerek uğurlayacağız. Hocam buyurun.